Evet, dünkü derste bir miktar problem vardı. Cebriyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Ki öyle de çıktı ama hiç tahmin etmedim. Daha doğrusu tahmin etmem gerekiyordu fakat hani buradaki çevirilerin bir şekilde bir Heşmep olmayacak gerçi. Heşmep'ten daha farklı bir şekilde saklanıyor olması lazım. Kodlarına bakmakta da fayda var. Translation list. Garip bir şekilde burada niye ise iki defa e-maili tanımladığım için hata vermiş. Mesela burada da e-mail var. Ben gelip burada da e-maili tanımlamıştım. Niyetim aslında her sayfanın içeriğinde olan bütün çevirileri ayrı ayrı gruplandırmaktı ama meğerse bu hataya sebep oluyormuş. O yüzden dünkü eğitimde bir miktar problem yaşadık ama bugün düzgün çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir de ben şunu da göstereyim uygulamada. Şimdi bakın burada oturum deposunda henüz bir bilgi yok. Birazdan gelecek. Giriş yapalım mesela. Oturum lokal. Ha, yere. Oturum çerez sunucuyla arasında yapılan bir şey. Oturum sadece şu sekme var olduğu müddetçe saklanan bir şey. Yerel depolama ise yani burada mesela tekrar localhost'a girsem gene açılacak. Mesela hala kullanıcı bilgisini buradan alabiliyor. Ama mesela oturum depolaması yapsaydık bunu kapattığım anda buradaki bilgi gidecekti. Bunu da belirttikten sonra çıkış yapalım. Bu defa üye ola gelelim. Aa, tamam. Buraları biraz düzenlemem gerekiyor. Sign in sayfasından. Neredeydi? Serce. Up. Sign in. Login. Giriş yap. First name. Burayı da first name yapalım. Tamam. The last name. E-mail, password, password again, tamam. Sayfamız gördüğünüz gibi düzeldi. Şimdi bugün yapacağımız şey çok fazla uzun olmasını istiyorum. Çünkü saat de zaten geç olmuş yine. Hafta içi o kadar geç saatlere gidemiyoruz. Buradaki, biz burada mesela giriş yaptığımız zaman bu giriş bilgisi bir şekilde user struct'ının first name ile iletişim halinde olacak yani bağlantılı olacak ama biraz daha farklı yapacağız biz. Şöyle ki ben geliyorum buraya bir tane statik oluşturayım mesela burada. Statik bu bilgi burada saklı kalsın istiyorum. FN ne? First name olsun. Sonra bu ne return edecek? Yine static mutable return edecek. Table. Ondan sonra ne olsun? String olsun. Şimdi mutable new to string. First name bu. Şimdi ben geliyorum. Bir tane de fonksiyon türetiyorum. Şöyle. Fn change first name diyorum. Sonra bu herhangi bir şey return etmiyor. Ve diyorum ki tabi buraya bir tane string gelecek. Name string. Sonra geliyorum buraya diyorum ki first name'i al, set it. Ne ile set it? Name ile set it. Şimdi geliyorum. Nerede first name? Burada. Buraya geliyorum ve diyorum ki on change yani her değiştiğinde her harf girişi yapıldığında hangi fonksiyon değişsin? Çalışsın. Change first name. Tabi buraya şimdi bu bir parametre alıyor. Normalde biz buna bir parametre göndermemiz gerekiyor ama bu onChange fonksiyonu zaten string'i kendisi otomatik alıyor.
Bunun içerisine yazılan değerden string'i kendisi alıyor ve buradaki name'e gönderiyor zaten bunu. Biz de bunu kullanabiliyoruz. Şimdi isterseniz şurada bir de println. Tabii println komutunu kullanırken burada bilmemiz gereken bir detay var. Buraya bunu yazın. Çünkü normalde println makrosu, bir de bizim standart kütüphanenin println makrosu var. Bir de WebAssembly üzerinde çalışan normal println standart kütüphane üzerinde çalışır. Yani bizim işletim sistemlerimizin üzerinde çalışır. Ama buradaki println biraz nasıl desem implement edilmiştir. Neye? Console.log'a implement edilmiştir. O yüzden bizi bunu burada tanımlıyoruz ki çağırdığımız zaman problem çıkarmasın, karmaşa olmasın. Yani bu println komutu Zoom'dan geliyor demiş oluyoruz. Aynı console.log gibi kullanabiliyoruz bunu. Çalıştıralım. Bakın mesela konsolu açalım. Her defasında burada yaptığımız değişiklik first name'e de etki ediyor. Şimdi gelip aynısını biz bunun için de yapacağız. Gelin şundan bir tane şuraya ekleyelim. Last name diye. Sonra bunun da aynısını alalım. Last name change diyelim. Change last name. Tamam. Tabi buradan da yine last name'i almamız lazım. Tamam, aldık. Name'i de implement ettik. Geliyoruz aynısını burada da on change metodunda. On change olduğunda kim olsun? Change last name. Tabii bunu eğer bunu yazarsanız sıkıntı olmaz da burada mesela bir miktar problem olur. Buraya mesela şunu yazmanız lazım. On change bize bir tane parametre veriyor. Name diye. Böyle yazarsanız da olur. Bir deneyelim. Bu da mesela olur. Ama hani dediğim gibi text input otomatik kendisi de şunu yapabiliyor. Bunu yazdığım zaman mesela şunu da silmem gerekiyor. Neden? Diyor ki sen zaten bir tane string parametresi alan bir fonksiyon bana verdiğinde ben otomatikmen bunu ayarlıyorum. Burada mesela biraz aslında IML bilmem ne falan filan bayağı bir yapmış. Fnmutstring diyor. Ne olacak? Öyle bir şey al ki fnmutation olsun, bir tane closure olsun, string alsın, statik özelliği olsun falan filancar, her neyse. Dolayısıyla biz yazmasak da olur ama yazarsanız az önce gösterdiğim şekilde yazmanız da yeterli olur. Şimdi gelelim e-mail'i de aynısı şekilde yapmaya. Last name, e-mail. E-mail. Ve yine şunu da alalım. Bir defa change email diyelim. Tamam, şimdi. Tabii ben çok detaylı ayarlar yapmamışım. Mesela normalde bu bir sign. Aslında burada biz bir giriş yap dediğimiz zaman buradaki şifre bilgilerini, tekrar şifre bilgilerini kontrol edecek, e-postayı kontrol edecek, işte sistemde daha önce kayıtlı mı değil mi diye sunucu tarafından bir sürü hesap kitap yapacak. Ondan sonra giriş yapacak. Ama benim niyetim burada sadece bu sayfada da giriş yap diyerek oturum açmak. O yüzden ad, soyad, e-posta bilgisiyle user verisini oluşturmak istiyorum. Bunu da ne zaman oluşturmak istiyorum? Giriş yapa tıkladığı zaman. Şimdi giriş yapa gelelim. Bu e-mail'i de oluşturalım önce. On change. Change e-mail. Tamam. Sonra butona geldik. On click sign in. Şimdi burayı değiştirelim mesela. User tamam ID'si bu olsun. ID'si user 0 olsun ama first name'i ne olsun?
First name get cloned. String olduğu için get cloned dedik bu arada. Yine primitif olsa sadece get demeniz yeterli. Yine last name için yine get cloned. Ve email için bir defa email get cloned. Bu kadar. Bakın user'ımızı oluşturduk. Daha sonra geliyoruz. Ne yapıyoruz? Login user'a yeni veri bilgilerini giriyoruz. Bu şekilde. Tabi öncesinde bir test yapalım. Şöyle bir test yapalım. Giriş yapalım. Sonra sign in sayfasına gidelim. Bizi ana sayfaya yönlendirmesi lazım. Şimdi geldik buraya. Giriş yap dedik. Şuradan sign in'e gitsek ne yapar? Ana sayfa. Tamam, yönlendirmiş. Çıkış yapalım. Yol diyelim. Şimdi Mehmet Mehmet. Tamam. Buraları girmemize gerek yok. Bakın giriş yaptığım zaman burada Mehmet Er. Bakın eklendi. Dolayısıyla user bilgisi burada mesela user biz tanımlamıştık ya, super login user bir mutable'dı. Biz bunu set ettiğimiz anda buna bağlı olan bütün sign sinyaller çalıştığından dolayı anında ne oldu? Buradaki veri değişti ve buradaki veri de değişti haliyle. Biz bunların hepsini ayarlamıştık. Şimdi sıra geldi okul eklemeye. Okul ekleme kısmı nerede? Ben burada bir tane daha app içerisinde bir school sayfası açayım. Ondan sonra burada bir tane de school rs açalım. Sonra school rs kısmında bir tane dosya add school olsun. Tamam, buraya gelelim. Mod, önce bir app kısmına geliyorum. Mod school diyorum. Sonra school rs geliyorum diyorum. Mod add school. Bu şekilde bu dosyaları açmış olduk. Şimdi sign-in'den dosyaları biraz çalalım. Şurayı çalalım. Bunları çal. Tabii bunların büyük bir kısmı işimize. Hepsini alalım. İşimize gelmeyenleri sileceğiz. Nerede bu? Add school'da ekledik. Şimdi burası at school olacak. Bu burası bize lazım değil. Bu bilgi yok. Aa arkadaş fare. Buralar da bize lazım değil. Şimdilik hiçbir şey yapmasın bu fonksiyon. On click kısmında şimdilik boş bir metot çağırsın. Itemları silelim. Sadece ne olacak? Bir tane okul ismi lazım olacak bize. Tek bir item yani. Ama bir tane şöyle bir yazı olacak ekranda, okul ekle yazısı olacak. Sonra bunun altında da bir tane kutucuk olacak okul ekle diye. Daha sonra bir tane buton olacak okulu ekle ve tıklamak için. Bunları yapacağız. Bitecek. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Şimdi add school page change name tamam. Bu ikisi işimize yaramıyor. Sil. Gördüğünüz gibi aslında bir defa işleri yaptığınız zaman ondan sonra kopyala yapıştır aslında çok da school name diyelim buna. Şurayı da school name yapalım.
Tamam. Burası işimize yaramıyor. Sil. Şu da işimize yaramıyor. Sil. Şimdi. Gelelim önce çeviri dosyalarına. At school page. Okul ekleme sayfası. Ney? At school okul ekle. School name okul adı. Tamam. Şimdi bunu al. İngilizce sayfamız nerede? Burada. Bunu da sona ekleyelim. H school school o ne yaptım ki çöktü ya bu. Nasıl çöker ya bu? Firefox değil mi? Neyse. Okul adı. Tarihi eklemişiz. Burası gitmiş. Yine gitti. Bu ne ya? Bir patch etsin datayı bakalım neymiş derdi. Merak ettim. Evet. Aslında yine güzel gidiyorum. Çok da kötü bir durumda değiliz. Hayır, kayıt da ediyorum aslında. Evet. Kaydedelim. At school. Çiftir. At school. School name. Çiftir. School name. Tamam. Neyse bunlar en azından bunları garantiye aldık. Şimdi gelelim yine frontend SRC up school. Bakalım burada bir de bir çökme oluyor ama. Niye çökme oluyor? Hadi. Çökme olmadı bu defa. Neyse. Ben görmediğim bir şey mi olmuş ya? Bu kadar hata olmaması lazım burada. Oh. Neydi? Amazon Start. Bakalım hata verecek mi? Çünkü niyeyse hata varmış gibi. Aa, eskisi hala yerinde duruyor ya. Eskisini bir buradan. Nerede? Lapçe. Emzon. Bir de Emzon burada. Şu. 26.960. Shell eksi 9 26 960. Okey. Bunu tekrar çalıştır. Tamam. Şimdi sayfamıza bir bakalım. Okul ekle sayfasını tabii biz yapmadık. Henüz yönlendirme yapmadık. Bunu nasıl yapacağız?
Headers değil, body kısmındaydı. Up kısmındaydı. Nerede? Bunu nereden ekleyecektik? BF. Tamam. O zaman bir tane at school diye bir hem router oluşturmamız lazım. Şurasını alalım. Root at school, sonra at school, tamam. Aynısını page için de yapalım. Tam orayı halledeceğiz. Şuradan mesela. Aynısını yapacağız. Eğer giriş yapmamışsa giriş yapması lazım çünkü. Evet, school'u ekleyelim buradan. Ekledik. Evet, giriş yapmışsa ana sayfaya dön. Giriş yapmamışsa page'i değiştir. Buradan bir de page ekleyelim. Page'imiz nerede? Page burada. Evet, school diyelim. Buradan da ona yönlendirme yapalım. Evet, school. Sonra geliyoruz buraya. Burada bize hata verecek. Çünkü at school bir evde mesela bir evde ona da bir yer bulmamız lazım ama şunu kullandığımız için hata vermedi. Şimdi geliyorum buraya. Bunun aynısını alıyorum. Sign in değil. At school olduğunda sign in değil. Kim? School at school, ama at school biz PubMed. Bu bir school at school, at school'daki at school nerede o? Şu. Ana. Hepsi boşa gitmiş. Hepsini ya, bu sinirimi bozdu ya. Neyse, buradakilerin hepsini alalım. Şimdilik konu göstersin. At school'a bunların hepsini olduğu gibi yapıştıralım. Sonra buraları tekrar düzenleriz. Tamam. Buraya geldik. Burası tabi sign page oldu. Henüz ismini değiştirmediğimiz için. Nerede? Up. Tamam. Şimdi burada bazı hatalar var. Bunlar mesela, bunların hiçbiri bize lazım değil. Silelim. Sign in değil. At school. At. Burada sign in fonksiyonunu sil, gerek yok. Şu anlık boş bir şey. Login değil. Burası at school olacak. Bu. Tamam. Password'a ihtiyacımız yok. Sil. Buna da ihtiyacımız yok. Sil. Hepsini siliyoruz. Tamam. Sadece first name'i değiştireceğiz. Onu da school name yapacağız. School name yazalım buraya. Daha sonra fonksiyonu tanımlarız. Burası da login değil. At school olacak yine. Ondan sonra buradaki placeholder first name değil, school name olacak. Tamam. Sonra change email değil, change name diyelim. Change school name. Burayı check. Şunlar gitsin. Bir tane de statik oluşturuyoruz. First name'i yapalım bunun içinde. Burası school name olsun. Burada da her defasında school name'i değiştiriyoruz. Şöyle. School name. Set ettik. At school page. Bunu da view'de değiştireceğiz. Sıkıntı olmasın diye. Şimdilik her şey güzel.
Buraya da add fonksiyonunu yazalım. Bakalım. Mut string fena mutable string burasının bir string alması gerektiğini söylüyor. Doğru. Buraya da zaten onu yazmamız gerekiyor. Bunları sil. Sadece add yaz. Tamam. Buraya da bir tane string parametresi ekle. Tamam. Main string. School name sets name. Bu da tamam. Oops. On change. Oops. Doğru ya. School name set burada. At school'da başka bir şey olması lazım. Böyle bir şey olmaması lazım. On change. Change school name olması lazım bu. Tabii yine burayı siliyoruz. Tamam. On click'te herhangi bir string almaması lazım bu. Bu almaz. Buna gerek yok. Butonda böyle bir şey yok. Bakalım. Nerede? Tamam. Buraya geliyoruz. Sign in page değil. Adını değiştirdik çünkü. Add school page olacak. Bakalım. Yes. Sayfamız geldi. Gelmesi lazım. Ama niyeyse gelmemiş. Görünür. Sebep. Eğer Add School sayfasında isek, ki Add School sayfasında olma, bir dakika. Hayır, Add School sayfasında değiliz. Burası Add School olsa olur. Add School desem mesela o sayfa gelir. Ama tabii görünmeyen bir sayfa içinde biz onu da ana sayfaya yönlendirmiştik. O zaman page olarak aslında buna gerek yokmuş. Yine bir burada kalsın. Bu burada kalsın. Şu okul ekle var ya. Yani kullanıcı giriş yapmış ise okul ekle sayfası gelsin. Aslında burada school sayfasını oluşturmamız lazım. Yani şurada bir tane school sayfası oluşturalım. Bunun gibi şöyle bir sayfa oluşturalım. School sayfası olsun. Şurada. Ondan sonra şurada use zoom yine name it color. Ondan sonra print deneye yazmaya gerek var mı? Yok. Bunu da böyle yazalım. Şimdilik İşimizi görsün. Burası school page olsun. Daha sonra ben burayı değiştireceğim. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Okul var ise okula ait işlemlerin sayfası olacak. Burada bir tane menü olacak. Eğer okul yok ise sayfa açılacak. Ama ben şimdilik sayfa açayım. Bu school page gelsin. Sadece şunu çalıştırsın. View'deki buradaki add school'u çalıştırsın. Add school. Add school page'i çalıştırsın. Tamam. Burada hata vermez. Şimdi geliyorum şuraya. View'a geliyorum. Burada ortalık karışmasın diye şunu yapıyorum. Yani kullanıcı eğer giriş yapmış ise bana başka bir şey vermesi lazım. Geliyorum buraya şunu diyorum. Bu neresi? School süper. School. School page. Yes. Tamam. Bir bakalım. Expected opaque types. Ah,
Bakuye. Şunu söylüyor aslında burada da. Bak diyor, Sam kolunda sen element return etmişsin ama burada column return etmişsin nanda. Bu ikisi birbirinden farklı diyor. Bunun için de yine geçici olarak into raw element kullanıyorum ben. Ama bu benim çok içime sinmiyor aslında. Bunların hepsinin bir çözümünün olması lazım. Bunu da çünkü çevirmem gerekiyor. Her defasında bunu yapmak çok sağlıklı değil. İleride muhtemelen bunu değiştireceğiz. Yani geliştiricisi değiştirir diye tahmin ediyorum. Da şimdilik okul eklendi. O halde bir sonraki adımımız şu. Okulu eklediğimiz zaman artık okul ekle sayfası diye bir şey olmayacak. Ne olacak? Okula ait iş ve işlemler olacak. Mesela işte sınıflar, öğretmenler, dersler, konular falan filan bunlar olacak. Bunu da bir sonraki derste yapalım. Evet, şimdilik kaydı sonlandıralım. Çok fazla geç olmasın. İyi geceler diliyorum. Gerçi dilesem de ne olur ki? Muhtemelen kaydı gündüz vaktine ayarlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.